Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda makyajım bitirmiş durumdayım. Evet, şimdi şunu söyleyeceğim. Biz bu videoyu aslında şu an sonunda çekiyor olduk ama yapılma aşamasını çekeceğiz en başta. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ellerim şöyle kaldı. Şunu söyleyeceğim size. Biz bu videoyu, benim ilk videom değil aslında. Biz bu videoyu bir kere daha çekmiştik ama o makyajım o kadar kötü olmuştu ki. Hiç tarzım değil. Böyle makyaj yapmayın, tamam mı? Ben yine yaptım ama siz yapmayın. Ay çok... Arkadaşlar, olmadı. Gerçekten hani hayatımda hiç öyle bir makyaj yapmamıştım kendime. Küçükken 10 yaşında falan bile yapmamıştım, öyle söyleyeyim. Hani annemin makyaj eşyalarıyla bile yapmamıştım. O kadar kötü bir makyaj oldu ve ben tekrar çektirmek istedim. Bu şu anda bu look'um. Makyajım bitmiş hali. Şimdi size başa dönüyoruz. Makyaja nasıl başladığımı göstereceğiz. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Neden şimdi böyle siyah göz bantları var gözümde diye merak ediyor olabilirsiniz diyeceğim ama bence merak etmiyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz şu anda zaten. Size güzel bir, umarım inşallah güzel olacak, bir makyaj videosu hazırlıyoruz. Şimdi gözümde bu siyah bantlar var. Zaten Instagram'da takip ettiğiniz kadar biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Genelde bunları takıyorum ben. Bu taktığım siyah bantlar böyle gözün altındaki böyle hafif yorgunluğu almak ve birazcık daha parlaklık vermek için aslında. Bunları böyle bir 10-15 dakika kadar uyguluyorum. Bazen 20 dakika oluyor. Sonra çıkarıyorum. Ve böyle daha böyle bir parlak bir gözümün altı böyle daha bir fresh gözükmüş oluyor. Şimdi başlıyorum. Tamam mı? Ama ben bu makyaj videosunu tabii yaparken, çekerken bir yandan da sizinle konuşacağım. Bu arada benim şimdiye kadar yaptığım ilk makyaj videosu olacak. İnşallah güzel olur. Bıdı 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 konuşan bir şey mayine karşınızda. Her zamanki gibi ben buyum. Evet, başlıyorum. Hazır mısınız? Şimdi gözlerimin bu göz pentlerimi çıkarabilirim. Bilmiyorum görüyor musunuz ama birazcık daha böyle. Ha bak ne kadar güzel. Aydınlık aydınlık duruyor. Değil mi? Şimdi böyle diyorum, bende bir ürünü var. Ben bunu sabahları... Aslında bundan daha önce C vitaminimi kullanmış oluyorum, sürmüş oluyorum. Sonra üzerine bunu kullanıyorum. Şimdi C vitaminimi zaten sabah kullanmış olmuştum. Şimdi makyaj yapacağım için şimdi bunu sürüyor olayım. Bu da böyle aydınlık veren, güzel böyle nemlendiren bir ürün. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Cildimi evet nemlendirdim. İlk önce şu kirpik, bunu kim bulduysa, icat ettiyse tebrik ediyorum onu. Kaç sene önce bulundu acaba? Gözlerime, kirpiklerine hop birazcık kıvıracağım. Öncelikle. Bunu yapayım. Bununla başladım. Sabahları spora giderken böyle sadece C vitaminimi sürüp, kirpiklerimi kıvırıp gidiyorum aslında. Bir de kaşlarımı tarayayım. Kaşları taramak çok önemli. Bu arada ben hiçbir zaman arkadaşlar kaşlarımı aldırmadım. Böyle bir güzel böyle tek spot kapatıcı. Ben bunları böyle arada bunları böyle kullanıyorum, sürüp ondan sonra çıkıyorum. Böyle. Ama şimdi ben size fondötenli yaptığım böyle güzel makyajı yapacağım. Acaba ilk önce eyeliner mı sürsem diye düşünüyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Durun, ilk önce yüzümü yapacağım. Yüzüm bir dakika. Kedinin tüyü var burada içinde. Neden var belli değil. Bizim kedimiz. İsmi Pamuk. Ne kadar orijinal bir isim değil mi? Kim koydu? Tabii ki de Melisa koydu ismini. Bir dakika, şimdi böyle kenarını alıyorum. Evet, çok fazla fondöten kullandığım, fondöten sürdüğüm aslında evet yani söylenemez. Çünkü çok şükür diyeyim pek ihtiyacım olmuyor. Bu arada bana şu anda öyle sürülmez ki işte böyle yapmalıydım falan diyeceğinizi de biliyorum. Ama çok profesyonel bir makyaj yaptım zaten söylenemez. Onu profesyonel makyajlara bırakıyorum diyeyim. Ben şimdilik sadece size günlük hani ben ne yapıyorum okulda gösteriyorum. Yoksa hani şuralara şöyle birazcık daha koyu yapılmalı, işte buralar böyle olmalı falan filan biliyorum onları da. Yapmalıyım. Bakalım yapmaya çalışacağım. Bu arada geçenlerde size ben şimdi neler yaptığımı falan anlatayım. Şu şeyimi arıyorum aslında bir an. Heh, burada tamam bir dakika. Bu da böyle Burberry'nin... Hop hop hop. Bakın.
bir ürünü. Ay çok oldu. Size ben şeylerimden bahsedeyim. Tatillerimden falan bahsedeyim. Merak ediyorsunuz. Aslında ben tatillerime gittiğimde çok fazla siz yine koyduğumu zannediyorsunuz ama çok fazla bir şey paylaşmıyorum. Nedense İstanbul'dayken, Türkiye'deyken paylaşmayı böyle daha fazla. Çünkü hani daha fazla böyle bir kendime, hani kendimde oluyorum diyebilirim. İşte sporumdayım, zaten her şeyi yaptıklarım belli. İşte Melisa ileyim, arkadaşlarımla eventteyim falan. Bunlar daha böyle bir hani paylaşmak, işte swipe up'larımı yaptırıyorum falan. Hani burada böyle daha bir böyle şey kafasına giriyorum diyeyim. Ne diyeyim? Yani yurt dışındayken çok fazla oradan oraya ve arkadaşlarımla beraberim. Ve hani çok fazla aslında hani insanların eline verip telefonu, fotoğrafımı çeker misin deme uzun hiç yapmıyorum. Farkındasınızdır zaten. Çok fazla yapmıyorum. İstanbul'dayken çekiyorum daha çok. Çünkü hani kimseyi rahatsız da etmek istemiyorum. Yurt dışında nasıl giyiniyorsun diyorsanız hani eskiden bazen duyuyorum işte hani daha şey yapardın, daha çok giyinip fotoğraf koyardın falan. Böyle bir o işleri açtım gibi geliyor arkadaşlar. Hani kendimi tam bir influencer olarak şu anda tanımlamıyorum açıkçası. Ben lifestyle böyle hani yaptığım şeyler, giyindiğim şeyler ve onlara göre istediğim zaman da paylaşıyorum. Yoksa özellikle gidip şuraya fotoğraf paylaşmalıyım, şurada şu pozu vermeliyim falan gibi bir durumlarım yok açıkçası. Nasıl öyle bir günlüğüm nasıl gidiyorsa orada bulunduğum yerlere göre de fotoğraf falan çekiyorum ve paylaşıyorum diyebilirim. Bence anlıyorsunuzdur zaten. Şu anda birazcık daha böyle o konulardan uzaklaştığımı falan. Böyle bir ürünüm var. Bu Tom Ford. Bakın bunu böyle. Oldu. Böyle tık. Gölge mi denir bunu? Ama zaten benim cildim çok fazla, yüzümün şekli böyle tık tık olmadı mı? Yüzüme dolgu falan yaptırmıyorum zaten biliyorsunuzdur. Ama büyüdükçe, yaşım geçtikçe benim böyle resmen bebek yağı deniliyormuş ona. Böyle bir yağ vardı arkadaşlar, daha yuvarlaktım. Ve şu anda tık tık daha keskin bir, işte büyüdüm. Kadın olduk. Peki bunu kabul ediyor muyum? Hayır. Rufus the glue lab. Arkadaşlar ben büyümeyi şu anda şey yapıyorum hala. İstemiyorum büyümek falan. Ben böyle iyiyim. O yüzden böyle baksanıza kafama bunu takmışım. Kendimi ne, kaç yaşında zannediyorsam. Kaç yaşında hissediyorsan o yaştasındır. Bana yurt dışında soruyorlar kaç yaşındasın diye. Ben de kaç gösteriyorum diyorum. Buna inanmayacaksınız galiba. 23-24 falan en fazla diyorlar. Ben de evet o yaşlardayım diyorum. Demiyorum tabii 29 yaşındayım diyorum ama en azından şöyle söylüyorum. En azından 6 yaşında kızım var yani. Ben böyle hani önden gidiyorum zaten. Parlatıcı gibi böyle bir şey var. Çünkü şu anda tersten gittiğimi farkındasınız herhalde. Bir dakika. Bu ışık da ne kadar güzelmiş. Böyle. Ben ne renkleri seviyorsun diye sorarsanız ben kremit renklerini çok seviyorum arkadaşlar. Kahverengimsi böyle bir yandan da. Çünkü gözümün rengi şu anda mesela bu daha açık oldu. Bilmiyorum görüyor musunuz ama gözümün bu rengi. Evet, böyle uçlarına doğru bunu kullanıyorum. Kesinlikle içlerine sürmüyorum. İçlerine hatta sürersem de daha açık renk sürüyorum. Böyle dışarı doğru birazcık daha kedi gibi böyle dışarı kalkık oluyor gözlerim. Aslında işte eyeliner'ı sürmeyip böyle çıkmak daha bile iyi olabilir. Bazen bunu yapıyorum. Şöyle bak sadece uçlarına sürüyorum. Gördünüz mü bilmiyorum ama sadece... Çok oldu şurası. Nerede? Şu an mesela benim bu renkte gözlerimin rengi daha çok açıldı. Böyle bir olayı zaten bilenler biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar eyeliner'ımı süreceğim. Bu eyeliner sürmek kolay değil. Eyeliner sürmenin püf noktası falan filan ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Vardır elbet. Ben böyle kafama göre sürüyorum. Ay lütfen bozmayayım. Bu arada bozmayayım derken size bir şey itiraf edeceğim. Evet bu benim ilk makyaj videom değil. Siz aslında görüyorsunuz ilk makyaj videom aslında geçenlerde biz bir kere daha böyle bir makyaj videosu çektik. Ve bu makyaj videosunda arkadaşlar o kadar kötü oldu ki gerçekten hani
Ben böyle izledikten sonra bizim ekibe lütfen bir kere daha çekebilir miyiz? Çünkü bunu göstermek istemiyorum insanlara falan dedim. Gerçekten hani benim normalde yapmadığım ve yapmayacağım bir makyaj oldu. Yani bu ikinci çekişim. Ama size tabii iyi ki olmuş olacak. İtiraf ettim bunu. Gerçekten çok kötüydü. Yani çok kötü bir makyajdı. Neden öyle bir şey yaptım? Hayatımda hiç öyle bir makyaj da yapmadım. Böyle bir heyecanlandım falan. Ama yine böyle bıdı 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 çok konuşuyordum. Konuşurken yapmış oldum. Ama şu anda bilmiyorum, anlıyor musunuz, görüyor musunuz? Nasıl güzel bir eyeliner çektim. Kedi gibi oldum. Güzel. Rimelimi sürüyorum. Aa, rimelim. Ama burada. Okey, mavi sürüyorum. Böyle yurt dışında falan rengarenk rimeller oluyor aslında. Almıştım, bitti. Bence arkadaşlar, lütfen birileri buraya rengarenk rimeller getirsin. Ya da ben gittiğimde alacağım zaten. Size şimdi bir Coachella makyajı yapardım ama neyse. Onu seneler önce yapıyordum zaten. Yine bir şey olduğu zaman yaparım, yine gittiğim zaman. Bu arada bu sene gidecek misin diye sorular alıyorum, evet. Geçen sene gerçekten böyle bir hani her şeye ara verdiğim bir dönemdeydim. Yani o kadar zaten bir yerlere gidiyordum ve o kadar yoruluyordum ki artık. O yüzden böyle hani o kadar uzak yöre gitmek, işte hani Los Angeles'a, Palm Springs'e gitmek ya da Burning Man'de o Nevada'ya uçmak falan. Böyle bir her şey organize olmasına rağmen ben yine de gitmedim. Bu yıl skip'a gittim ama seneye gideceğim. Evet, bu sene gideceğim yani. Bu da böyle çok güzel bir pudra. Ay şey, allık. Bunu böyle süreceğim. Ve Allah'tan gerçekten buradan sonra toplantıya gidiyorum. İyi oldu. Ay, güzel makyaj oluyor. Evet, allığımızı da sürdük. Tatlış tatlış. Ha, kedimiz geldi. Küçük bir gel buraya gel. Aşkım, aşkım. Bakar mısınız şuna bir? Bakar mısın? Aşkım. Oh, böyle duruyor. Ne yapmıyor falan diyor yani. Bu da böyle Saint Laurent'in bir ürünü. Bu aslında mat bir ruj ama bütün mat rujlar çok fazla şey yapıyor. Dudağı kırıtıyor. Ama bunun içinde bir yağ var arkadaşlar. Bu yağdan dolayı kurutmuyor. Bir şey itiraf edeceğim, söylüyorum. Bunu da söyleyeceğim burada. Sinirlendirmeyin beni. 3-4 sene önce falan koyduğum bir tane 4 milyon izlenen bir video vardı. Ve bu videoda ben sadece böyle ürünleri gösteriyordum. Kendi başıma makyaj yapıyordum. Bu ürünler arkadaşlar Türkiye'de, hatta bazı Avrupa'da bazı yerlerde stok out olmuş. Bilin bakalım neden stok out olmuş. Peki sonra şimdi söylüyorum size ve ben bunu gerçekten hani zaten anlayacaksınız. Bayağı böyle alışveriş yaptım. Gittiğim hani kişiler, böyle müdürler falan bana söylüyor diyeyim. Hani etiketlememiş olsam bile ne giyinirsem giyineyim. Bazen fotoğraflarını kesip böyle benim yüzümü kesip hani görmeyin de bu diye şey yapıyormuş. Aa evet, Şeyma Subaşı, Şeyma Hanım'a şey yaptı. Yo 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 değil abi, o fotoğrafı ben koydum zaten, gözüküyor ayağımda, benim o. Hani bir yandan da böyle şöyle insanlarımız var. Hani benim giyindiğimi almak ya da benim kullandığımı aldığını göstermek istemiyorsunuz, anlıyorum. Hani size kalmış bir şey. Tabii ki yapabilirsiniz ama buradan bunun hiç şeyini yapamayacağım. Farkındayım, biliyorum. Hoşuma gidiyor. Çok mutlu olurum açıkçası. Ben zaten bunun için yapıyorum diyebilirim. Yani ben size ilham vermek, ilham olmak zaten hoşuma gidiyor, seviyorum ve bunlar için yapıyorum zaten. İşte o influencerlıktan çıkıyor, anladınız mı? Hani o markaların bana gelip de koymak yerine gerçekten beğendiğim, giyindiğim şeyleri paylaşıyor olmak ve sizin bunları beğenmek, giyinmek, bu arada giyinmek kıyafet olarak, ayakkabı falan olarak, aksesuar olarak değil sadece. Ben bu yüzden sizlere iyi bir şeylere de sizi teşvik ediyor olmak istiyorum. Anne olabilirsiniz ama bir yandan sporunuza da gidebilirsiniz. Kendinize de bakabilirsiniz. İşte pozitif de olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da konuk görüşebilirsiniz. İşte işinizde de hani her şeyi, anladınız mı? Tadında az az her şeyden olabilir şu dünyada yaşadığımız. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben sadece bunları size bir yandan da ilham olmaya, göstermeye çalışıyorum. O yüzden işte hani diyorum ki meditation işte yapıyorum, işte yogaya gidiyorum, bugün boxing'im vardı, işte bakın işte bu sporları yapıyorum, yüzüme bunu sürüyorum falan diye arada bir size gösteriyorum. Size böyle güzel örnek olmak istiyorum bu konuda aslında. Ve ben
Tabii ki de şu anda hani çok görüyorum. Bu arada ben sizlerden geldiği için bunları söylüyorum şu anda. Hani Twitter'da da okuyorum, orada da okuyorum, görüyorum. Hani çok taklit edenim var. İşte iyi ki varsa şey herkes sana sallıyor ama seni taklit ediyorlar falan. Şimdi buradan ben şunu söyleyeceğim size. Ben beni taklit ettiğinizi düşünmüyorum. Bana söylüyorsunuz ya, o sizi sevmiyor, arkanızdan konuştu ama bakın sizi taklit ediyor falan. Ya da işte böyle böyle bir sürü şeyler duyuyorum. Taklit ettiklerini, taklit ettiğinizi falan düşünmüyorum. Öyle bir mantığım yok benim. Ben tam tersi şöyle düşünüyorum onu. Ne mutlu bana. Beni beğeniyorlar. Güzel bir şey gösteriyorum. Güzel bir şey veriyorum ve bunu yapıyorlar. Yani yoksa beni taklit ediyorlar işte. Ay bak görüyor musun copy me bilmem ne falan, onları açtım. Öyle bir şeyim, öyle bir duygu yok yani bende artık. Tam tersi gördüğüm zaman fotoğraflarınızı, yaptıklarınızı, bilmem nelerinizi falan, danslarınızı falan hoşuma gidiyor. Ne güzel bakın hani gidiyorlar, ilham oluyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Yani hani kötü niyetle düşünmüyorum yani. O yüzden bana söylemenize gerek yok. Seni taklit ediyor, senden sonra herkes böyle oldu bilmem ne falan. Hayır, ben yapmak istediğim şeyi zaten yapıyorum. O yüzden bu benim için büyük bir başarı. Kendimle gurur duyuyorum. O yüzden arkadaşlar. Kaşlarımı şöyle şununla tarayayım. Dediğim gibi kaşlarımı hiç aldırmıyorum. Ne güzel. Ve böyle yukarı doğru taramaya bayılıyorum. Makyajım bitti bu arada. Şunu şöyle kapatayım. Rimellerinizi bu arada tamamen böyle kapatmayı unutmayın. Çünkü sonra şey oluyor, kuruyor erkenden. Şu an bunun üzerine başka bir makyaj yapmak istemedim. Başka bu kadar. İnşallah güzel sohbet etmişimdir. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.